Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bayram yaklaşmışken baklava tariflerimize tam hızla devam edelim. Bugün burma baklavayla fındıklı burmayla açalım açılışımızı ve inanılmaz güzel baklava videoları çektim sizler için. Bundan sonra her gün sizlere baklava tarifim olacak ve çok değişik baklavalar olacak. İlk önce bu baklavanın yapımını anlatacağım. Sesi bir izleyelim. Evet arkadaşlar hemen baklavamızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. 50 gram kadar tereyağımız var. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir çay bardağı süt. İki tane yumurta kullanacağım. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Ama sütle yoğurtun arasındaki farkı da sizlere anlatacağım. Aşama aşama anlatacağım. Şöyle bir fiske de tuz attıktan sonra 2 yemek kaşığı Sirke ben üzüm sirkesi kullandım. Şimdi bu malzemelerimizi güzelce yoğurduktan sonra elimizle e, unumuzu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuracağız. Şimdi bu aşamaları izlerken arkadaşlar şimdi malzeme bir e, çay bardağı da suyumuzu ekledikten sonra unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Şimdi hamurumuzu yoğurmasını izlerken ben de sizlere hamurla ilgili olan püf noktalarını ve önemli ayrıntılar anlatayım. Ee, hamurumuz arkadaşlar sütle yoğurdun arasındaki fark ne dedik? Ee, yoğurtla yapılan baklavalar, hamurlar biraz daha kolay açılır. Sütle yapılan e, yoğrulan hamura göre yoğurt daha kolay açılır. Yoğurtla e, yapılan hamur daha e, erken kızarır. Mesela fırına ocağa koyduğunuz zaman fırında pişerken, biraz daha erken kızarır. Sütle yapılan olan daha beyaz kalır. Yani baklavalarınızın e, üzerinin renginin illa kızarmış olmasına gerek yok arkadaşlar. Hani baklavanın içinin güzel pişmiş olmasıdır önemli olan. O yüzden hiç takılmayın onlara. E, içini güzel pişirin. Üzeri zaten orijinal e, bütün pastanelerde ve e, büyük restoranlarda da kıpkırmızı bir baklava olmaz. Dikkat ettiyseniz. O yüzden sütle yapılan e, yoğurulan hamurlar üzeri daha beyaz kalır. Yani çok tat olarak bir çok bir farkı yok ama açılma açısından biraz daha farklı olur. Evet arkadaşlar bu arada hamurumu çok güzel yoğurdum. E, bezelere ayırıyorum hamurumu. Ben e, yıllarca şöyle söyleyeyim arkadaşlar yeni e, sayfama yeni katılan arkadaşlara da bilgisi olsun diye söyleyeyim. 17-18 yıl baklava satışı yaptım. Ee, bu işle uğraştım. O yüzden baklava konusunda hiç mütevazi olmayacağım diyelim. Ee, şimdi ben bütün tepsilere koyduğum hamurların ölçüsü bellidir. Ee, mesela şimdi yoğurmuş olduğumuz hamurdan burma baklava yapacağım. Yani bu tepsiye kaç gram hamur koymam gerektiğini biliyorum. O yüzden hamurlarımı ölçüyorum ki arkadaşlar sizlere de daha güzel düzgün bilgiler verebileyim. Evet. terazide de gördünüz arkadaşlar. 90 gram 92 gram arasında bezelerimi yaptım. Normalde ben 150 gram beze açıyorum. Çok çok büyük açılıyor ama onu ekranda sizlere e, eski videolarımda kanalımdaki eski videolarımda var. Oradan bakabilirsiniz. Ama hani biz çok büyük açamıyoruz Emine Hanım. Bu çok büyük yapmayın. Daha küçüğünü anlatın dediğiniz için ben böyle e, daha küçük bezelerde yapıyorum. Ama inanın bunu açmak bana çok keyif vermiyor. Çok büyük yufka açmayı seviyorum çünkü. Ama e, hamurumuz çok güzel, e, çok güzel baklavalar yapabilirsiniz. Biz sadece bunu yapıyoruz ama mesela şimdi her baklavayı bu hamurdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aralarına bu şekilde açarak nişasta alıyorum. Bulabilirseniz buğday nişastası, bulamazsanız mısır nişastası kullanın. Hiç fark etmez. Şimdi 12 tane hamur elde ettik arkadaşlar. Bu şekilde nişastayla açtım. Aralarına bir buzdolabı poşeti sererek böyle minik bir tepside yerde kaplaması açısından şöyle güzelce yerleştiriyorum. Aceleniz varsa mesela bir saat bekletin buzdolabında ama aceleniz yoksa arkadaşlar kesinlikle ee, Aceleniz yoksa bir gece buzdolabında bekletin. İnanılmaz derecede açılıyor. Zaten sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hamuru koyduğunuz gibi açılıyor, gidiyor yani uçup gidiyor gerçekten. Hani bu işte bu işi çok uzun yıllar yaptığım için gerçekten bu işin e, yani hani nasıl yapılacağını da biliyorum kendi çapımda biliyorum. En azından hani bir profesyonel antep baklavacısı değilim ama e, kendi çapımda bu işi biliyorum gerçekten. O yüzden arkadaşlar, hamurlarınızı açarken şimdi ben biraz fazla konuşuyor gibi görüneceğim bu videoda. Ama çok konuşmasam da bazı arkadaşlardan şey alıyorum. Çok konuşuyorsunuz Emine Hanım. Şimdi eğer konuşmasam bunları sizlere anlatamam. Baklava özellikle çok anlatılması gereken bir şey. Şimdi arkadaşlar, yufkamızı açarken ilk önce çok fazla nişasta kullanıyorum bolca. Dikkat ettiyseniz daha sonra eklemiyorum. Yani ilk başta nişastanızı çok bol kullanın ama ee, normalinin üstüne de çıkmayın. Çünkü bu sefer hamura yediremezseniz nişastayı e, bu sefer hamurun üzerinde kalır. O da kötü olur. Açmış olduğum hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra arkadaşlar daha ince bir oklavaya geçiyorum. Daha ince bir oklavayla bolca fındık serpiyorum. Hamurumu rulo yaparak büzüştürüyorum. Evet, bu aşamada nişastayı fazla kullanıyorum. Ee, bir de arkadaşlar e, yufka açarken çok hızlı açmaya çalışın. Camınız, pencereniz, hani böyle çok fazla rüzgarda açmayın çünkü hamur çabuk kuruyabilir elinizde. Hamur kurur, evet. Ama eğer yavaş açarsanız hamur elinizde kurur, açmadan kurur. Böyle sert olur ve nasıl diyeyim? Böyle tahta gibi bir hamurunuz olur. Şimdi ben bunu nasıl bu kadar hızlı açıyorum ve nasıl bu kadar çabuk büyüyor? Ben çok hızlı açıyorum arkadaşlar. Çok hızlı açtığınız zaman hamurun zaten gözü korkuyor. Yani hamur ister istemez hani hiç sertleşmeye fırsat vermeden açtığım için hamur uçup gidiyor. Tek püf nokta bu. Yani yoksa hani böyle mesela bir açtığınız zaman nereden başlayayım diye bekleyip durursanız hamurunuz sertleşir. O yüzden hiç fırsat vermeden. Bak, bakın inanın şu videoyu hani hızlandırmadım desem size yalan değil. E, çünkü o kadar hızlı açmanız gerekiyor ki e, hamurunuz elinizin içinden akıp gitsin. Yani bu kadar büyük açamam diyorsanız arkadaşlar, bezelerinizi küçük yapın. Hiç problem değil. Açabildiğiniz kadar büyük yapın. Evet şöyle hamurumuzu büzüştürelim. O kadar keyif alıyorum ki baklava yaparken gerçekten hani şey derler ya kendinizi nasıl ifade edersiniz. Baklava yaparken herhalde kendimi ifade edebiliyorum çünkü çok mutlu oluyorum. Baklava yapmak çok keyifli bir şey benim için çok başka bir duygu hani iş değil çalışmak değil Gerçekten mutluluk yani hani bilmiyorum neden ama çok seviyorum baklava yapmayı. Evet şimdi hamurlarımızı ben büyük yapmadım onları ama böyle daha daha büyük de yapabilirsiniz onları. Ben böyle minik minik burmalar yapmak istedim. Yani bu burası bu şekil tamamen size kalmış. Şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. Şimdi yufkalarınızı elinizden geldiği kadar ince açın. Ince açarsanız yufkalarınız arkadaşlar baklavanız çıtır çıtır olur. Sert açarsanız hani böyle kalın bir hamur açarsanız baklavanız böyle nasıl diyeyim güzel olur ama böyle sert olur. Hani Emine Hanım yaptım sert oldu yaptım yani yufkanızı güzel açın arkadaşlar lütfen elinizden geldiği kadar büyük açın. Evet arkadaşlar böyle küçük küçük hazırlayarak tepsime yerleştiriyorum. Burada baklava açarken en büyük püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Yufkanızı ince açmanız çok önemli. Şerbetini çok kıvamlı yapmanız çok önemli. Pişirmeniz çok önemli. Bunların bir tanesini güzel yapamazsanız istediğiniz gibi bir baklava elde edemezsiniz. Ama ben sizlere her ayrıntısını anlatıyorum. Elinizden geleni yapın. Gerçekten ben çok inanıyorum. Benim takipçilerim çok beceriklidir. Ee, ve e, gerçekten çok bu konuda baklava yaptığını görüyorum. Bana da çok atıyorlar resimlerini. Maşallah size diyorum. Şimdi 250 gram tereyağım var. Onu eritiyorum. Üzerinin köpüğünü alıyorum. Ve fırça yardımıyla baklavamın üzerine döküyorum. Neden fırça diyeceksiniz. E, kaşıkla dökersem eşit bir şekilde sağlayamayabilirim. Evet. Çünkü burma olduğu için hani aralarda boş olduğu için bu tür baklavaları genellikle fırçayla sürüyorum. Her tarafına sürüyorum. Geri kalan yağı da şöyle üzerine döküyorum. Üzerinin daha parlak olmasını istiyorsanız bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ e, bu eritmiş olduğunuz yağınızın içerisine dökün. Evet arkadaşlar yağı e, kesinlikle eritin. Üzerinin köpüğünü alın ama kızgın yağ baklavanın üzerine dökmeyin. Çok önemli bir püf noktadır. Çok önemli bir ayrıntıdır. Yağın her tarafını sürdükten sonra arkadaşlar üzerine fındık batıracağım. Ve e, 180 ile 200 dereceli fırında arasındaki bir fırında pişireceğim. Herkes fırınını kendi bilir. Belki ayarlı fırın yoktur evde. Davul fırın vardır. O yüzden kendi fırınınız ayarını kendiniz daha iyi bilirsiniz. Ama 180 ile 200 dereceli arasında ayarlı bir fırında fanlı fansız hiç fark etmez her iki şekilde pişirebilirsiniz fındıklarını batırdıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırınıma göndereceğim onları şimdi sütle yoğurduğumuz için hamurumuzu arkadaşlar bakın dünyanın neresine giderseniz gidin en kaliteli baklavalar bile kıpkırmızı değildir Hani şey diyorlar Emine Hanım baklavalarınız biraz beyaz kalıyor beyaz kalmıyor çok güzel pişiriyorum hem şerbeti de sıcak verdiğim halde çıtır çıtır oluyor. O yüzden kıpkırmızı olan bir baklava makbul değildir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sütle yoğrulan hamur daha beyaz olur. Bunu da söylüyorum. O yüzden dikkat edin. İçinin güzel pişmiş olmasıdır baklava. Önemli olan makbul olan. Evet arkadaşlar şimdi hemen baklavamızı fırına gönderdik. Şerbetin hazırlamaya başlayalım. 4,5 su bardağı suyumuzu tencereme aldım. Üzerine 4 su bardağı dolusu toz şekerimi ekledim. Şöyle bir parça da limon ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve ocağa alacağım. Evet, şöyle fırınımıza bir bakalım bana fırınım da çok soruluyor arkadaşlar normal bildiğiniz klasik herkesin evinde olan bir fırın hani hiç e, farklı bir şey değil evet çok güzel pişiyor gördüğünüz gibi tekrar fırına gönderelim şimdi arkadaşlar baklavamız da pişmişken ben şerbeti ocağa koyuyorum e, ve hani nasıl söyleyeyim size bir saat mi pişireceğim baklavayı hani bir son yarım saatinde şerbetini koyuyorum ocağa Şimdi kıvamını yaklaşık 20 dakika kadar kaynattım. Bakın süre çok önemli değil. Şöyle önemli değil. Sadece e, son akan damlaya bakın. Yani bu şerbetin ak damlalarının akışına bakın sadece arkadaşlar. Oradan e, baklavamızın kıvamını anlayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Çok önemli kaynama süresi tabii ki böyle bir 20 dakikaya yakın kaynayacak ama ocağın çok büyük gözünde kaynatabilirsiniz. Ee, çok küçük gözünde kaynatabilirsiniz. O yüzden süre farklı olabilir, olur, değişir. Yani kepçenizi alın, şerbetinizin ağır akmaya başladığını görünce şerbet tamamdır. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, son damla böyle ağır ağır akacak. Bir kıvam biraz kıvamını kaçırırsanız baklavanız şekerlenir. Buna çok dikkat edin. Şekerlenmemesi gerekiyor. Kesinlikle benim baklavalarım şekerlenmiyor. Ee, o kıvamı çok iyi tutturun arkadaşlar. Yumuşak yaparsanız da yumuşak olur, güzel olmaz. Şimdi şerbetini sıcak sıcak verdiğim halde inanılmaz çıtır bir baklava elde ettik. Yani inanın zor değil. Anlattığım şeyleri birebir yaparsanız e, baklavanızın içini güzel pişirmişseniz, kıvamını güzel yapmışsanız şerbetinizin yani fırın şöyle söyleyeyim arkadaşlar baklavayı tepsinizi fırından çıkardıktan sonra şöyle 5 dakika bir sıcaklığı gitsin isterseniz o şekilde de dökebilirsiniz. Ben o şekilde dökmüyorum ama hani böyle çok içinize sinmiyorsa yani şerbetin ılık da dökebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama ben ikisini sıcak döküyorum ve çıtır çıtır baklava oluyor. Yarın muhteşem bir baklavayla geleceğim. Aynı saatte buluşalım.